Herkese merhaba, ben Selda Özçelik. Bugün sizlerle birlikte kağıt üzerinde vitray etkisi yaratan bu harika çalışmaları yapacağız. Bu örnek daha önceden benim 7. sınıf öğrencilerimin hazırladığı bir çalışma, sergiye de katılmıştı. Çok güzel bir çalışma, çok etkili bir çalışma ve çocuklar da gerçekten çok severek yapıyorlar. Bizim ise bugün çalışacağımız etkinlik bu. Yine aynı teknik. Çalışmanız bittikten sonra mutlaka bir karton üzerine yapıştırıp öyle sergilersiniz. Ben daha tam kurumadığı için henüz yapıştıramadım. Ama çok güzel, harika bir etkinlik olacağından adım gibi eminim. Eğer sizler de bana bu etkinlikte eşlik etmek istiyorsanız malzemeleri hazırlayıp videonun başına geçmeyi unutmayın. Hemen malzemelerimize bir göz atalım. Bir tane desenimiz var. Vitray desenlerine uygun güzel bir desen çizdik, hazırladık. Akrilik boyalarımız var. Ben akrilik boyayla boyayacağım ama keçeli kalemlerle de boyanabilir, guaj boyayla da boyanabilir. Hangi boya tekniğini kullanacaksanız onu kendinize göre seçebilirsiniz. Fırçalarımız var, suyumuz var. Silikon tabancamız var. Silikon tabancamızın yapıştırıcısı siyah olması gerekiyor. Bunu da hazırladık, ısınıyor şu anda. Malzemelerimiz bu kadar. Yapacağımız şey, önce boyayacağız. Ondan sonra silikon tabancasıyla çizgilerin üzerinden geçeceğiz. Bunu silikon tabancasıyla çizgilerin üzerinden geçip sonra da boyayabiliriz. Ama o zaman siyah çizgi efektlerinin üstüne boyalar kaçabiliyor. O da çok hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden önce boyayıp ondan sonra kontrolleyeceğiz. Başlayalım bakalım nasıl bir etkinlik ortaya çıkacak. Beraber görelim. Renkler harika, görüntü harika, mükemmel. Önceki çalışmalarımızda biz bunların altına karton yapıştırmıştık. Ben şu anda tam kurumadığı için yapıştırmadım ama sizler mutlaka çalışma bittikten sonra kartona yapıştırıp öyle sergileyin. Bu güzel etkinlikte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.